Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bayağıdır video çekememiştim. Gördüğünüz gibi bahçelere çok işimiz var. Şimdi, bugün size sucuk kebap yapacağım. Sucuk kebap nasıl bir şey? Adana kebabının sucuk işçisi yapacağız. Önce mangalımızı yakmakla başlayalım, bismillah diyerek. Mangalı tutuşturduk. Mangal yanarken biz de etimizi hazırlayalım. Bugüne özel kebap şişleri aldım. Ev tipi dövme demirden, çok güzel. Şimdi hazırlığımıza başlayalım. Şimdi içimizi hazırlayalım. Kasabıma 1 kilo kıyma çektirdim kaburgadan. Tek çekim yaptırdım. Dana eti arkadaşlar. Sucuğu kuzu etinden yapan var mıdır bilmiyorum. Ama biz dana etinden yapıyoruz. 1 kilo kıymamı şuraya koyuyorum. Ve karnılave 4 diş sarımsak. Arkadaşlar hemen bunları doğrayacağız. Sarımsaksız olmaz tabii ki. Siz sarımsağı ezebilirsiniz ya. Şöyle ufak hale getiriyorum. Tabii ki bunda baharat miktarı tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ben fazla baharatlı sevmiyorum çocuğum. 4 diş sarımsağımı atıyorum. Buna 2 tatlı kaşığı, benim tatlı kaşığımda ufak tuz atıyoruz. Dört çay kaşığı tepeleme kırmızı biber atıyorum. İki çay kaşığı kimyon atıyorum tepeleme. Ve iki çay kaşığı pul biber atıyorum. Fazla acıya gerek yok. Bunu bir güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Az bir şey yoğururken su katabiliriz. Yoğurma kolay olsun. Yoğurma işlemi tamamlandı. Bu kıvama geldi. Mangalım olana kadar birazcık dinlendiriyoruz arkadaşlar. Baharatlar birbirine karışsın. Çarşıda olmadığım için lavaş bulamadım arkadaşlar. Fırıncıya özel böyle susamsız pide yaptırdım. Beni kırmadı sağ olsun. Çok güzel oldu. Şimdi bu tip yemeklerin olmazsa olmazı benim için sumaklı soğan. Ben buna bayılıyorum. Şu şekilde soğanlarımızı ayıralım. Sumağı bol atıyorum arkadaşlar. Ne kadar bol o kadar güzel. Benim için. Tabii ki bir zevk meselesi ama gerçekten bu sumak müthiş bir lezzet katıyor. Çok hafif bir tuzla serpebiliriz. Çok hafif. Çok değil. Çok sulandırır. Harika oldu. Üfledi, 10 dakika kaldı.
Pişirmeye başlayalım arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar bu arada etim de biraz yağlıydı. Çok damlaydı ve alev yaptı. Çözümü nedir? Size çok pratik bir yöntem. Bol bol tuzlu kümün kaşıkla. Böylelikle alev almaz. Gördüğünüz bol duman yapıyor ama devam ediyor. Etimizi üstüne koyuyoruz. Şöyle yağlansın biraz. Pidem zaten yeni çıkmıştı. Bir de böyle yağları döktüm. Şekilde. Arkadaşlar buyurun. Afiyet olsun hepinize. Şahane.